Merhaba. Koçların Mekanı kanalında Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Bugün daha önce Instagram'da paylaşmış olduğum şeyler vardı. İşte hangi konulardan bahsetmek istersiniz diye. Oradan birçok geri dönüş oldu ve içinden böyle ortalayıp dengeleyip bazı konular seçerek ilerleyeceğimiz bir akışa başladık. E, bu bağlamda Nurten Kılıçparlar hocamız denge üzerine konuşuyor olmanın anlamlı olabileceğini ifade etti. E, onun e, özellikle üstünde durmak istediği ruhsal, zihinsel, fiziksel, mental, kalpte vesairede olan bu dengelerden önceki yayınlarımızda bahsetmiştik. E, gerek Münevver hocamızla, e, gerekse Neslihan hocamızla çok güzel yayınlarımız oldu. Oralardan onları da inceleyebilirsiniz. Ben bugün denge konusunda biraz onur enerjisinden bahsetmek istiyorum ve bazı uygulayabileceğimiz ödevlendirmelerden bahsetmek istiyorum izninizle. Bununla ilgili de yine biliyorsunuz bizim 52 seanslık akışımız var. Kendine izin veren dostlarımızla birlikte eğitmen dostlarımız, koç dostlarımız ve siz değerli diğer dostlarımızla devam ettiğimiz bir yolculuğumuz var. Bu yolculuğumuzun 16. adımı olan onur enerjisinin onur enerjisi ile ilgili seansımızın 7. adımında bulunan ödevlendirmelerden bir tanesinin üzerinde biraz odaklı duralım isteyeceğim. Onunla ilgili buradan ilham alarak bir derinleşme yapacağız. Bunu da biraz önce Doktor Mehmet Çilek Bey Bey'le bir seansınız vardı. O onunla birlikte istişare ederken çok güzel bir şekilde buna değindik. Kendisinde direnç üzerine bir talebi oldu. Bunu bir sonraki yayında inşallah yapıyor olacağız. Bir sonraki yayın derken yani ben belki misafir aldığım başka yayınlar araya girebilir ama direnç ilgili de özel böyle. Ya bir eğitmen dostumla ya da kendim yapıyor olduğum bir yayın geliyor olacak. Bugün Nurten hocamızın, Nurten hocamız bu arada bizim ruhun şifası programımızın ismini veren, ismine ilham olan kişi. Ruhun şifası ismi onun aracılığına geldi. Ben tekrar kendisine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca bugünkü konumuzun da mimarı kendisi denge diyerek, bugüne bir denge getirmiş oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Dengeyi iki farklı şekilde işleyeceğiz. Bir saygı çerçevesi içinde işleyeceğiz. Bir de öz farkındalık tarafında işleyeceğiz. Kısa kısa işleyeceğiz. Bugün biraz daha kısa bir yayınımız olacak. Hemen notlarımızı alıp uygulamaya dökebileceğimiz bir akış olacak inşallah. Saygı. Şimdi şöyle yapın. Mesela bir defterinizin böyle ortasına saygı yazın. 7 tane ok yapın ona. Ve bu 7 tane okun ucuna bazı konular yazacağız. Bu arada tek başıma ilk kaydım bu. Şu anda kadar hep iki kişiyle yaptık. Şimdi Münevver hocamızla yaptık. Nisan Hoca'mızla yaptık. Şimdi ilk kez kendi başıma bir kayıt yapıyorum. Onun da hafif bir heyecanı var böyle. Tatlış bir heyecan yine. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Şöyle saygı yazdık ortaya. Saygının etrafına böyle oklar yapın. Oklar yapalım. 7 tane. 7 tane konuya saygıdan bahsedeceğiz. Bu 7 tane konuya saygı yaşamımıza denge getirecek olan saygılar... Bunları şimdi birlikte gözlemleyeceğiz. Bir tanesine düşüncelerimiz yazalım. Düşüncelerimize saygılı olmayı hiç düşünmüş müydük? Düşüncelerimize saygılı olmuş olsaydık neyi nasıl düşüneceğimiz konusunda nasıl düşünürdük? Yani kendi etrafında dönen bir sistemete getirdiğimiz zaman düşünceyle ilgili düşünmüş olmayı düşünmek nasıl bir his? Bir bakalım. Mesela Düşüncelerimize saygılı davranmak nasıl olur? Şöyle düşünün. Mesela şu anda bu kaydı yapıyoruz. Bu kaydı yapıyor olduğumuz bu alanda normalde e, sevgi arkadaşımızla seansımız vardı. Sevgi arkadaşımızın e, bugün benim kayıt yapma ile ilgili ihtiyacımdan normalde haberi yok. Hala da haberi yok. Bu video izleyince yüksek ihtimalle haberi olacak. E, böyle bir e, ihtiyaç da oldu. Çünkü bugün... E işte benim böyle rahat tıraşa gidebildiğim, hazırlanabildiğim, YouTube yayını yapmakla ilgili motive olduğum bir gün. Yani bugün ben bu kaydı yapmak istedim ve bununla ilgili bir sinyal gidiyor, düşünce gidiyor. E bununla ilgili bir ihtiyaç düşüncesi zihnimden geçiyor ve ben ister istemez şunu sormaya başlıyorum. Diyorum ki seans yapıyor olduğum insanlara hizmetinin kaliteli olarak sunmaya devam etmekle beraber bugün bu video kaydını da yani YouTube için, Spotify için, podcast için e, bu kaydı da sağlıklı bir şekilde yapabilmiş olsaydım nasıl yapardım diye düşünmeye başlıyorum. Ve hemen Sevgi bana yazıyor. Diyor ki hocam benim seansımı yerine alabilir miyiz? Şimdi ben de tabii yerine bakıyorum. E, 19-15'te seans var. İşte 20'de seans var. 20-45'te seans var. 21-30'da kuantum eğitimi var. Yarın akşam böyle bir akışımız var. E, bu kez nasıl yapacağımı tam oturtamıyorum. Sevgi işe de gidip gelecek. 18.30'a alsak yani e, yüksek ihtimalle gelemeyecek. O zaman diyorum ki e, 20'de bir tane avukat arkadaşımız var. E, Onlar rica ettim. Dedim ki seninle seansınızı 18.30'da almış olsak nasıl olur? Benim de 18.30'da başlayabiliyor. Çünkü gündüz farklı bir işte çalışıyorum. Sabah antrenmana gidiyorum. Gündüz farklı bir işte çalışıyorum. Akşam seanslar ve eğitim var. Ee, o da diyor ki tamam yarın gündüz yine haberleşiriz ama olur yani yaparız diyor. E, ee, Sevgi'ye de diyorum ki eğer senin için de uygunsa yarın akşam 20'de seans yapıyor olalım. Ve böylece yarın akşamki akış planımda sağlıklı bir şekilde oturmuş oluyor. Bugün de bu kaydı sizlere sunabilecek şekilde ee, yaşamım dengeye gelmiş oluyor. Yani düşüncelerimize saygıyla oluyor bu. Daha önceki e, şeyde münever Hocam'la çalışmamızda tutarlılıktan bahsetmiştik. Hatırlarsınız. Yaşamınızı tutarlı kılabildiğiniz ölçüde, düşüncelerinize de saygılı davrandığınızda ihtiyacınız olan şeyler otomatik olarak böyle döngü halinde gelmeye başlar. Ayrıca siz ona çok müdahale etmenize gerek kalmaksızın. Burası çok değerli bir nokta. Bu yaşamımızı dengeler. Diğer bir konu, bu ok yaptığımız yerlerden diğerine yazalım. Yedi tane konuya saygılı davranacağız. Sözlerimiz. Ağzımızdan çıkan her şey, yani bu sözlerimizi yeminlerimiz gibi de düşünebilirsiniz ama aynı zamanda ağzımızdan çıkan her şey olarak da düşünebiliriz. Sözlerimiz bir frekans yayıyor. Yani bu Ses tonumuz, mimiklerimiz, her şey bir frekans seviyorsa beden dilimiz bir frekans seviyor, her şeyimiz bir frekans seviyor. Bu bağlamda sözlerimize çok dikkat edeceğiz. Bir sonraki adımımız kararlarımız. Kararlarımız şöyle, mesela üzerine konuşurken, bir şeyin üzerine konuşurken, o şey henüz tam olarak karara bağlanmıyor. Sözlerimiz boyutunda henüz, orası da çok değerli. E, karar vermişsek eğer bir kontrat aslında kilitliyoruz. Kendimizle, karşımızdaki insanlarla, evrensel sistemle hatta Allah'la aramızda bir kontrat yapıyoruz. Diyoruz ki ben buna karar verdim. Artık bunu böyle yapmayı, hani böyle yapmaya karar verdim diyoruz. Böyle yapmaya karar verdim dediğimiz an çok değerli. Bu ana çok saygılı davranacağız. Gerekli istişareleri yapmadan karar vermeyeceğiz yani. Bir sonraki ise biricik benliğimiz. Eğer kendimizi yeterince sevmezsek, başka herkesin ve her şeyin bize karşı sevgiyle yaklaşıyor olmasını beklemek pek akıllıca bir hareket olmaz. Önce kendimizi seveceğiz. Kendini seveceksin, kendini kuvvetli kılacaksın, kendini değerli kılacaksın, ee, Önce kendine yatırım yapacaksın. Ne yapacaksın mesela? Beynini geliştirmek için çalışmalar yapacaksın. Ruhunu kuvvetlendirmek için çalışmalar yapacaksın. Bedenini kuvvetlendirmek için çalışmalar yapacaksın. Kalbinden sevgi yakıtmak için izin vereceksin. Alacaksın, suyunun içine sevgini akıtacaksın. Ve sevginle tatlı tatlı içeceksin bunu. Biricik kızımı yapmış olduğu Türk kahvesi de içiyorum. Artık Ramazan Şerif'i geçtiğimiz için yayınları böyle de yapabiliyoruz. Ne yapacaksın? Biricik benliğini bu şekilde onurlandırarak hareket edeceksin. Bir sonraki, yani bunların hepsi yaşamımızı dengeye getirir. Bir sonraki maddemiz diğer insanlar. Diğer insanlar bir yerde bizim aynamız değil mi baktığımız zaman. Diğer insanların mesela herhangi bir insana yardım ediyor olmak, onu destekliyor olmak, onunla bir şekilde destekleyici bir akış içerisinde olmak bir yerde hep kendimize de destek olduğumuz bir akış olmuş oluyor. Diğer insanlar tarafında gerçek anlamda minnettarlıkla, gerçek anlamda destek veriyor olmanın ve destek alıyor olmanın açıklığıyla eril ve dişil enerjimizin açıklığıyla hareket edebiliyor olduğumuzda Müthiş bir dengeye geliriz Keskin kalıplarla Asla olmaz hiçbir şekilde bunu kabul etmiyorum yerine e, Vizyonuma ki birazdan o da gelecek son maddede e, Öyle devam edelim Seçimlerimiz bir sonrasında var bir sonrasında vizyonumuz var Vizyonumuz doğrultusunda hizmet alma verme dengesini eşitleyebilecek ölçütte kimlere denk gelebilirim, kimlerle rastlaşabilirim, olasılık dahilinde kimlerle ortak paydada bir şeyler yapabilirim gibi e, düşünebiliriz ve bu şekilde bunların hepsine saygılı davrandığımız takdirde yaşamamız kuvvetli bir dengeye oturmuş olur. Şimdi bunu öz farkındalık tarafına taşıyalım istiyorum öz farkındalık tarafında da şöyle e, hikayem ne, vizyonum ne, e, yaşamımı ne üzerine bina ediyorum. E, güçlü noktalarım nelerdir ve gelişim ihtiyaçlarım nelerdir? Bu bağlamda derin düşünmenizi istiyorum. Bunu böyle yazalım 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 yazalım. Ondan sonra e, bunu dört farklı konuda tekrar değerlendirelim. Değerlerimiz neler? En derinden, en derinden sahip olduğumuz değerlerimiz neler? Ve kişisel gelişimimize rehberlik eden ilkeler nedir? Bunları derin düşünelim. Sonra motivasyonlarımız. Beni motive eden nedir? Dış ve iç motivasyonları nasıl dengeliyorum? Bunların üzerine derin düşünelim. Bir sonrasında destek ekibine organize etmemiz lazım iyice bir görmemiz lazım mesela ben şu anda aktif olarak pazartesi gün akşamları bir hocamızdan cuma gün akşamları da başka bir hocamızdan rehberlik alıyorum bu e, buradaki soruda şöyle bana rehberlik etmesi ve beni desteklemesi için güvenebileceğim insanlar kimler Aynı zamanda beyin gelişimi ile ilgili de bir program içerisindeyim. Onunla ilgili de bilissel koştuk alıyorum. Bunların hepsi mesela benim için bir destek ekibi. Yani şu anda bana hizmet eden, kendilerinden hizmet almayı seçtiğim insanlar var. Bunların dışında seanslara devam ettiğimiz eğitmen dostlarımız var. Hepsi, hepimiz biz ruhuyla birbirimizi desteklemeye devam ediyoruz. Ve en son olarak da tümleşik yaşam yaşamımın tüm yönlerini nasıl entegre edebilirim ve bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Bu çok derin bir konu. Yani yaşamımın tüm yönlerini nasıl entegre edebilirim ve bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Bu bağlamda da derinleşmiş olsaydık neleri fark ederdik? Bunları da derin düşünüyor olalım. Evet değerli dostlarım bugünlük bu kadar. E, bu haftalık bu kadar e, bir dahaki yayına kadar hoşça kalmanızı e, istiyorum e, böyle içinizdeki hoşu görerek kalıyor olmanızı istiyorum e, bir sonraki yayınımız e, dirençle ilgili olacak e, direnç alanlarımızı keşfetmek direncin ne anlama geldiği e, direnç varsa ne var başka yanında bunları derin e, gözlemliyor olacağız bununla ilgili çalışmalar yapıyor olacağız e, tabii öncesinde belki e, bazı konuklarla e, çekimler yaparsak onlar araya girebilirler. Ama ben kendi başıma tekrar program yaptığımda dirençle ilgili bir program yapıyor olacağım. E, çok teşekkür ediyorum burada bulunduğunuz için, birlikte olduğumuz için, biz ruhuyla hareket edebildiğimiz için. Bu gerçekten çok onur verici. İyi ki varsınız, çok değerlisiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.